السلام علیکم ایفرده تیلی مشاهده کرسطه با بر دریادن سو ایچکن ایک خلقنین تله مدنیت ارف عادتلار بربرگه اخشش هماهنگ و اویغندر اینن شایر و عدیبلارمز اوز ایجادلرده اوزبیک و قازاق خلقلاره دوستلگینه ترانوم ایتگرلرده البته بو جملهلارنه هم کلتردلر اصلا ده هم خودشونده Studiyamiz mehmoni taniqli yozuvchi va adabiyotshunos olim Qaldibek Saydanov bilan suhbatimiz ham xalqlarimiz o'rtasidagi do'stlik rishtalarining tobora mustahkamlanib borayotganligi haqida bo'ladi. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. O'zbekiston va Qozog'iston davlatlari o'rtasidagi o'zaro do'stlik va hamkorlik aloqalari tobora yangi bosqichga ko'tarilayotgan bugungi kunda Abay Qo'nonboyev singari ulug' allomalarning o'lmas merosi xalqlarimiz uchun yanada muhim ma'no va ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining buyuk qozoq shoiri va mutafakkiri Abay Qo'nonboyev ijodiy merosini keng o'rganish va targ'ib qilish to'g'risidagi qarorida keltirilgan bu so'zlar ham o'zbek va qozoq xalqlari o'rtasidagi yaqin hamkorlik rishtalari tobora yuksalib borayotganligidan dalolat beradi, shunday emasmi? Shunday, shunday. Shu haqidagi fikrlaringiz. Haqiqatan ham hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevich Mirziyoyev shu ustimizdagi yilning 13-mart kuni Abayning ijodiy faoliyatini, hayoti yo'llarini o'rganish masalasida maxsus qaror qabul qildi. Bu qarorda Abayni teran o'rganish, har yili tavallud kunining arafasida shu tavallud kuni haykalining yoniga gul shangbarlar qo'yib, mushoiralar, shoirlar mushoirasini o'tkazish hamda kitobxonlar musobaqasini o'tkazish masalasiga muhim ahamiyat berib, maxsus qaror qabul qildi. Bu necha asrlardan beri yanma-yan yashab aralash hayot kechirib kelayotgan qozoqlar bilan o'zbeklarning do'stligini, inoqlik birodarligini jiftlashtirish bilan bir qatorda qozoq o'zbek adabiy madaniy aloqalarining yangi qirralarini ochishida muhim ahamiyat kasb etadi. Haqiqatan ham Abay 19 asrning 2-yarmida yashagan qozoq adabiyotining iftixori Bütün jahon adabiyotiga muhim hissa qo'shgan ajoyib so'z zargarlaridandir. Darhaqiqat Qaldibekka keling hozir mana shu ulug' shoirni, adibni hayoti va ijodi haqida teletomoshabinlarimizga yana bir bor ma'lumot berib o'tsangiz. Abay Qo'nonboyev 10 yoshigacha o'zining ota-onasining tarbiyasida bo'ladi. 10 yoshidan boshlab Semipalatinskiy shahariga olib borib Avvalo Abdujoppar, keyin Ahmet Riza degan tatar o'qituvchilarining madrasasidan ta'lim tarbiya oladi. Mana o'sha davrning o'zidayoq Abay 10 yoshidan boshlab she'riy asarlar yozishga intiladi. Shu yozgan paytining o'zidayoq 10 yoshidan 16 hatto 18 yozigacha sharq shoirlarining ijodiga muhammas bog'lab, ularning g'azallaridan, she'rlaridan o'rganib, o'zlariga quvvat tilata boshlaydi. Masalan 1855 yil 10 yoshida yozgan Yuzi ravshan ko'zi g'avhar tamog'i qardan ham bextar degan she'rining o'zida ham sharq shoirlariga ijodiga yondashganligini ko'ramiz. 14 yoshida Fuzuli, Shamshi, Sayxali, Navoiy, Sag'di, Firdavsiy, Xo'ja Hafiz bu hammasi madadbar yashag'ri faryod deb shoirlik yo'lda o'ziga madad berishni qo'llab-quvvatlashni ularni o'ziga ustoz sifatida tanib, ulardan kuch-quvvat tilaydi. Bu ham Abayning sharq adabiyotiga, shu jumladan Alisher Navoiyga bo'lgan iqtidoratining birdan-bir yorqin samarasi desa bo'ladi. Darhaqiqat Abayning hayoti va ijod yo'llariga nazar tashlaydigan bo'lsak, shuni e'tirof etish lozimki, Abayni o'sha ota avlodi juda ham bir o'sha davrning badavlat insonlaridan bo'lgan, xususan Abayning otasi ham o'z davrining eng boy badavlat insonlaridan biri bo'lgan. Abayni bilim olish o'sha jarayonidan olib davlat boshqaruv ishlariga ham jalb etilganda ham Abay qalamini qo'ymagan. Shunday ham ijod bilan shug'ullangan va shunday ham o'z xalqini ma'rifatparvarlikka chorlagan bir jadidchi sifatida ham e'tirof etishimiz o'rinli nazarimizda. Masalan, o'sha Semipalatinskiy shahridagi madrasada o'qib yurgan paytida 13 yoshida o'qishdan chiqarib olib, dadasi Qo'nonboy el boshqarishiga aralashtiradi. Ya'ni hozirgi so'z bilan aytganda hokim qilib saylanadi. Ko'ksha Qo'ng'ir degan joyning hokimi etib saylab qo'yadi. Shunda el boshqarishida bo'layotgan ziddiyatlarni, o'zaro tortishuvlarni, paraxo'rlikni, boyfiyadalarning zo'rlik-zo'balliklarini o'z ko'zi bilan ko'rib, oxiri 4-5 ishlagandan keyin undan o'zi rad etadi.
Onun üstüge Abay şu devirdin özü de hem şiiri eserler yazış bilen bir kadar da indi hamma narsani yığıştırıp kolumga kalam alıp fakat kalam bilen kara siyahını yirmek kılaman. Bundan keyin kolumga nime kelgen bolsa şunu hammasını kağızga düşüre veremen. Kerek adamlar özü yazıp olar yaki okumalar okumasa öz gafım özümdeki deyip kalam bilen kara siyahı Allah hidayeti var beredim. Şu tıpaylı ol 200'ga yakın şiiri eserler yazadı. Yani 3 payama İskandar, Maksud, Azim Kıyası degen. Yani onun üstüge yana 45 nahilya, hikmet sözlerini yazış imkanı gelmiş şeref oladı. Bunların hamması da Abay təlim terbiye bir ahamiyetke. Kazak halkının hayatını, ürp adatını, tradisyasını yarın yaratışke alakıda ahamiyet beredi. Shu bilan birga Abay Qo'nanboyev qozoq xalqining birinchi kompozitori ham hisoblanadi. To'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Chunki o'z she'rlariga xalq kuylari asosida kuylar bastalagan. Ha, to'g'ri. Va o'sha ma'rifatni, ma'naviyatni, madaniyatni kuylagan. U o'zining asarlari 20 ga yaqin asarlariga she'r yozish bilan birga o'shanga kuy bastalagan. Ham o'shani o'zi ijro etgan. Şimdi yine bir muhim dersen ayetiş gerek ki, Kazak poeziyası da Abay geçe. İki kılkene üslup bugün idi. Birincisi 7-8 bugünlü şiir, jir ülküsü de yazılgan üslup olası. İkincisi 11 bugünlü 4 satırlı kara ölen yukası. Mesela yaz bulgandan yadın al, aldın dağı kısındı, bakt kuskunsa basına kadır tut gelgen kışını. Degen jir ülküsüde yazılgan şiir bolsa, ikincisi 11 bugünlü kara öğlen uykası bilen yazılgan şiir ülküsü boladı. Mana şunu Abay 14 türge, 15 türge kıl kılıp bayıttı. Kazak poeziyasını bugün büyük pahanaga kötardı. Bu yüzden Abay'ın büyük istidat sahibi ekanligidan dalolat beradi. Albatta. Shu o'rinda yuqorida ham o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz, Abay Alisher Navoiyni o'ziga eng yaqin ustoz deb bilgan, g'oyibona ustoz deb bilgan va keling hozir mana shu ikki buyuk mutafakkirni ijodini uyg'unlik taraflariga nazar tashlasak. Masalan, akademik Muxtor Umarxonul Avuzning bergan ma'lumotga qaraganda, Abay 3 maktabdan suvsinlaganligi alohida qayd etiladi. Shuning birinchi maktabi öz kalkının ağızakı icat dürdünaları bulsa, ikincisi şarkı şairlerinin acayip eserler buladı. Üçüncüsü Rus ve Avrupa edebiyatının eseri deydi. Şunda Avuzov aytadı ki, tilleri düşünürlü bölgenlikle Abay'a Nizami, Alisher Navoiy, Füzuli eserleri katlık tasir etti. Onun üstüge Alisher Navoiy'in özüge usta sıfatı da tanıdı deydi. Bu hak gap. Hakikatten hem Abay'ın şiiri eserlerine aynıysa 10 yaşından 18 yaş kaşka, 19 yaş kaşka şiirlerini alıp karasanız, şunu da yakınlık sezledi bundan. Mesela güzel kızların kıyafasını, hazır ettim ki, yüzü ravşan, közü kavgar, tamakı kardan kan bihtar degen şiirinin özü de, şunu derseni alakıydı kayıt ederdi. Onun üstüge Alisher Navoiy kış şiiri de, kışın kıyafasını adam lifası sıfatı da, adam kayfiyatı da tasvir etken bolsa, Abay hem kış sıfatı da ak giyimdi, deneyeli, ak sakaldı, sokur mılgav tanımay, tırıcandı, üstü bası akrav, tüstüvük, tüstüsen kelip kaldı, arkı dağı deyip ağını, kışını adam kıyafası da yazdı. Alisher Navoiy hem şunu da sıfatlaydı, Abay hem şunu da sıfatlaydı. Doğru, Alisher 15. asırdaki ikinci yarımında yaşayken bolsa, Abay 19. asırdaki ikinci davrında yaşaydı. Onun üstüge yine bir uksaslık tamamı Alisher'e 10 yaşında şiiri eserler yazsa, Abay'a 10 yaşından başlayıp şiiri eserler yazadı. Onun üstüge ikinciden sınıftas doşu Hüseyin Baykar'a Alisher Navoiy'ni Samarkand'dan çakırıp alıp, Abay'ın özünün mührünü saklavuşu, keyin vaziri kılıp saylaş bilen birge, Astrabat ahimi kılıp yönetedik. Albat. Çetinlemeye. Şunda Abay'a özünün atasının vesibiyle yıl baskarı işe 13 yaştan başlayıp aralaşa başlaydı. Keyin Abay'a Alisher Navoiy'a halk arasındaki adaletsizlikini, tengsizlikini, karama karşılıklarını öz gözleri bilgenlikten Alisher Navoiy'a, Abay'a
Şu yel başkarı işçiden özleri istifa verildi. Tam manada her iki mütefakirem öz halkını, o şey ana tilini asosçilerden sanaladı, doğru mu? Hakikaten ham. Mesela Alişir Navoiy Özbek yazma edebiyatının asasını salgan bulsa, Abay ham Kazak yazma edebiyatının asasını salış bilen bir katarda, Kazak edebiyatı da ilk bir tanqidi realizmin ham asasını negizini salgan büyük namayandır. Qadrli teletomoshabinlar, siz telemushohada ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Studiyamizning bugungi mehmoni Qaldibek Saydanov bilan suhbatimizning mavzusi ulug' qozoq shoiri, mutafakkir Abay Qo'nonboyev hayoti va ijodiga bag'ishlangan. Demak, dasturimiz davom etadi. Qaldibek aka, biz tilga olgan qarorda buyuk qozoq shoirining saylanma asarini hamda o'zbek va qozoq adabiy aloqalari nomli adabiy tahliliy maqolalar to'plamini nashrga tayyorlash va chop etish kabi qator xayrli ishlar ham belgilangan. Bu albatta adabiyot ixlosmandlari uchun yana bir ma'naviy boylik manbai hisoblanadi. Shu haqidagi fikrlaringiz bilan ham o'rtoqlashsangiz. Agar Abayning o'zbek eliga, o'zbek xalq orasiga kirib kelish masalasini alohida aytadigan bo'lsak, İlk bar Abay'ın şiiri Taşkent'te 1922 yılı Kazak dilinde çap etildi. Bana ondan keyin Abay'ın 1945 yılı 100 yıllık münasebeti bilen şiirler toplamı yana bir marta tavşkil etedi. Ondan keyin 1970 yılı büyük şairin tavalludunun 125 yıllık münasebeti bilen yana şiirler toplamı basılıp çıkadı. Ondan sonra 1995 yılı şairinin 150 yıllık münasebeti bilen acayip tarcıman, Kazak edebiyatının birdenbir yakın dostu Nasır Pazilov söz başçısı bilen, kara sözlerin avdarılışı bilen eserler toplamı yanakan basılıp çıkadı. Ondan ki 2015 yılı Uluğ şairinin 170 yıllık münasebeti bilen Menin söz başımda Yarkın Yıldız degen saylanma tanglangan asarigina emas, juda baquvat eng asarlari ko'p engizilgan she'rlar to'plami basilib chiqadi. Bunda shoirning 60 ga yaqin she'rlari bilan bir qatorda 3 ta poemasi ham 45 qara so'zi joy olgandir. Shu narsani alohida ta'kidlash kerakki, Abayning o'zbek xalqiga, o'zbek tiliga Tercüme yetişide Uygun, Mirtemir, Asgad Muhtar, Muhammed Ali, Muzaffer Ahmet, Şadı Gulam, Abdullah Rüstem kabı şair ve icatkarlarının hizmeti taksınca saza vardır. Bu yam karikala halkının dostluğunu, inaklık biraderliğini revajlantırışı da alahide ahemiyat kaşif etedir. Albatta, yana bir muhim jihat, ma'lumki poytaxtimizda Abay Qo'nonboyev haykali o'rnatilgan. Va har yili shoir tug'ilgan o'sha 10-avgust sanasida yoshlar, umuman adabiyotni sevadigan insonlar, kitobxonlar haykal poyiga gul qo'yishadi. Qolaversa, mana shu sana munosabati bilan mushoiralar tashkil etiladi, to'g'rimi? Insholar tanlovi tashkil etiladi. Demak, bu ham yoshlarga alohida bir imkoniyat yaratadi mana shu shoirni, adibni, mutafakkirni ijodini, hayot yo'lini o'rganishga. Shu haqidagi fikrlaringiz qanday? Haqiqatan ham Abay haqida mushoiralar o'tkazish, kitobxonlar musobaqasini o'tkazish bu muhim ahamiyatga ega. Chunki xalqlar do'stligi, adabiyotlar do'stligi, adabiyotlar do'stligi xalqlar do'stligi degan shu. Ayniqsa bugungi kundagi yoshlar bir-birini o'qishni yig'ishtirib qo'ydi-yu. Shu munosabat bilan o'qishga alohida ahamiyat berib, kitobxonlar suhbatini ijodiy buyuk alloma yozuvchi oqinlarning ijodiy faoliyatlarini o'rganishi xalqlarning do'stligiga qanaqa emas. Hatto har ikkala xalqning adabiy madaniy aloqalarining yangi qirralarini ochish desa muhim ahamiyat etadi. To'g'ri, 2013 yili O'zbekistondagi Qozoq elchixonasining oldida, yangi binosining oldida Abay haykali tushgan. Yana Abay ko'chasi buyuk mutafakkir alloma ijodkor Alisher Navoiyning ko'chasi bilan kelib tug'ishadi, bir-biri bilan bog'lanadi. Bu ham o'ziga xos ma'no bor. Katta ma'no bor. Albatta.
در حقیقت یورتمیز تعلیم موسسالاری، محلالار، حربی قسملار و مهنه جماعالارده هم شایر و یازوچیلر بلن اوچراشولار ادبی کیچلر اوتکازش کزده تتلگن بو هم اکی خلقنین اوزارا هم دوستلیگین بربرگی یعنی ده یقللشتره. Doğru mu? Şu ahyan ahyan degen emas, üzdüksüz yıl boyu da alıp bara degen iş ekenliğini prezidentimiz alakıyla kaydetti. Evet. Şunun için mekteplerde, alı okul yurtlarında, harbilerde, mahallelerde, kitapkanalarda, şurasıyorlar, hazırlı kundun özü de bir münce canlı alıp gitti desek, muvalaka bu mıydı? Abay'ın büyüklüğü, onun Cahan adabiyatka kutsan kıssası kakıda fikir yürütedigen bolsak, Abay fakat öz milli adabiyatını kapıda kalıp getirdigen adam emez. Şair emez. O nihayatta Allah'ıma icatkardır. Çünkü öz şiirinin özü de Kazakım, kayran yurtum, ustarasız ağzına tüstüm yurtum deyip Kazak halkını ilimge, marifetge, öndeş bilen bir gaterde dostluk'un İnaklık, braderlik, ahamiyatını katta düşünedi. Mesela Abay'ın ikinci kara sözlüğe etiver verseniz, Özbekler hakkı da şunday zor kabaytken ki, Abay'a hayıl kama ilacınız yok. Mesela Özbek'in ekmeğen ekini yok, sevdegarlarının barmağın yeri yok, öz ara şaharı yavlaşmaydı, birbirinden inak, akıl yaşaydı. Bizning Tırgımız tügeli, ölügümüzün kafanı geçe şular alıp gel yaptı. Onlarda inaklık, kırmızılık, beyazılık, hamaz şularda köp narsanı şu Özbek halkıdan ürgeniş gerektip, Özbek halkıya katta hamiyet verildi. Onun üstüge Abay, özünün şiiri eserleri de hem dostlıklı, inaklıklı, braderlikli, kenküyleş bilen bir katarda, Rus adabiyatını sinçiklevlük bilen, Şu Semih Palatinski şaharında okup yürgen paytı da okuşunun son gündemlerde 3 ay kagen de Prikotskaya Şkola degen mektepte Rus dilin ürgenişine hemiyet verildi. Şu yerde okup yürgen de Aleksandr Sergeyevich Puşkin, Mikhail Yurievich Lermontov, Ivan Andreyevich Krilov eserlerine alakıyla makam verip şunlardan ilham ala başlaydı. Onun üstüge Kazakistan'a yer avdarılıp gelen Mikhail Spilen İyin yakın dost bölgenin sebeple şunun şu tüpeyle Rus edebiyatının büyük namayendaları Vissarion Grigoryevich Belinsky, Gerçin, Davralyubov, Saltykov, Şedrin eserlerini oşanın yardımı tüpeyle de tanış imkanlığa müşerref buladı. Bu keyinçelik Abay oşa Aleksandr Sergeyevich Puşkin, Mikhail Yurievich Lermontov, Ivan Andreyevich Krilovlarının eserlerini Kazak diline tercüme etti. Hem onlarının Cahan Edebiyatı'daki Genrich Geyni, Goethe eserlerine tercümesini oşalar arkayı tanışıp, bu yan oşaların eserlerinden ilhamdan kalı da şuların eserini tercüme alıp, Kazak halkının manevi mülküge aylandırdı. Ana şu uçuraşular çağda hem yaşlarga kızıkarlı malumatlar berildi. Doğru mu? Uçuraşulardan sonra belki aynen kitapxonlar yana da Abay icadiga kızıkışı ortuşu mümkün. Başka mutafakirler icadiga kızıkışlar ortuşu mümkün. Uzbek ve Kazak asri dostlik rişitelerini mustahkemleşke karatılgen yana bir izgü cihetke toxtalmaslik bu Naur'un nazarımız. Toxtalı bu üçümüz şart ve caiz. Bu ham o'sha Kazakistan Respublikası 2018-yilning Uzbekistan yili deb e'lon qilinishi. Bu cide katta hemiyet kekuka. Bir biz daima yanmayan yaşap, bir ömür aralaş hayat geçirip, bir buğdaydı bölüp, bir nanı bölüp yiyebilirken, tübümüz bir toşkan kalıkmız. Biz Özbekler bilen Kazaklar et bilen tırnak dey. Birbirinden ajratıp bölmeydi. Şunun için 18. yılını Özbekistan'ın Kazakistan'daki yeli dev atalışı, 2019 yılını Özbekistan'ın Kazakistan yeli dev atalışı, bu her yakala halkının medeni hayatı da cide katta ahemiyet gege buladı. Çünkü birbirlerini birbirlerinden cipleşedi, birini biri teren taniydi, icatkarlarının eserlerini kunt bilen okup, birbirinin tildiğe aktarış meselesine alakıda ahemiyet beredi. Biliyorsa dostlukla, inaklık, braderlik rivajlandırışta katta ahamiyet kaşif etedi. Albatta rahmat. Şu oranda ta'kidlash joizki, prezidentimizning buyuk Qozoq shoiri va mutafakkiri Abay Qo'nonboyev ijodiy merosini
keng o'rganish va targ'ib qilish to'g'risidagi qarori ikki qardosh xalqlar o'rtasidagi do'stona munosabatlarni mustahkamlash bilan birga kelajakda yoshlarning o'zbek va qozoq ma'rifatparvarlari ma'naviy merosidan bahramand bo'lishlariga ham muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Sizga studiyamizga tashrif va qiziqarli ma'lumotlarni bizga taqdim etganingiz uchun, muhim mazmunli suhbat uchun rahmat aytamiz. Kelgusi faoliyatingizda, ijod yo'lingizda omad va zafarlar hamrohligini tilab qolamiz. Salomat bo'ling. Hurmatli teletomoshabinlar, men esa eslatib o'taman, bugun studiyamiz mehmoni taniqli yozuvchi va adabiyotshunos olim Qaldibek Saydanov bo'ldilar. Shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.